Merhaba arkadaşlar, Örgü Sepeti kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlere görüntüsüyle dikkatleri üzerine çeken harika bir lif modeli göstereceğim. Bu şekilde ilmek alıyorum. Sonra 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip en baştaki zincire tekraren tığımızı girdirerek bu şekilde küçük bir halka oluşturuyoruz. Birleştiriyoruz zincirimizi. Şimdi 3 tane 4 zincir çektik. Tığın başına doluyoruz. Halkamızın içerisinden bu şekilde ilmeklerimizi uzun uzun çıkartıyoruz. 2 3 4 defa da çıkarttım ve ilmeklerimin hepsini topluyorum. Bu şekilde kapatıyorum. Ve şimdi 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Fıstığın tepesine bu şekilde batıyorum sık iğneyle. Tekrar 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar sık iğne ile zincirimizi sabitliyorum. Bu şekilde oldu. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Ve halkanın içerisine tekrar sık iğne ile ipimizi, zincirimizi indiriyoruz. İndiriyorum. Şimdi tekrar zincir çekiyorum. 4 tane tığın başına doluyorum. İlmeklerimi halkanın içerisinden tek tek çıkartıyorum. 4 defa da çıkartıyorum ben. Yani 4'lü fıstık yapmış oluyorum. Siz isterseniz adedi 5 veya da 3 yapabilirsiniz. Kapattıktan sonra 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Ve bu şekilde tepeye, fıstığın tepesine sık iğne ile sabitliyorum. Aynı işlemden 2 tane yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Ve hemen ipimi, zincirimi aşağıya halkanın içerisine sabitliyorum. Bunun gibi arkadaşlar 2 tane daha yapacağız. Ben burada 4 tane zincir çektim ama siz fıstığınızın boyutuna göre sayınızı azaltıp veya çoğaltabilirsiniz. Aynı işlemi uyguluyorum. Ve en son fıstığımızda bu şekilde sabitleyip bir tane zincir çekip ipimizi kesiyoruz. Bu şekilde arkadaşlar modelimizin ana konusu bu şekilde olacak. Yani bu çiçekten hani çapraz olarak düşünün. Aynı işlemden şimdi 3 tane fıstık olacak şekilde yaptım ve tepeye 4 tane zincir çekip İkincisini yapmadan önce 1 2 zincir çekiyorum ve hemen ikinci fıstığa tersten, yani zincirin içerisine ikinciye, her zaman ikinciye sabitleyeceğiz. Sabitlerken buna dikkat edelim. Sık iğneyle sabitleştirdikten sonra 2 tane zincir çekiyoruz ve zincirimizi bu şekilde sabitliyoruz fıstığın tepesine. Şimdi 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyoruz ve halkanın içerisinde sık iğne ile zincirimizi sabitliyoruz. Tekrar 4 tane zincir çekiyoruz. Tığın başına doluyoruz ve bu şekilde dörtlü fıstık yapıyoruz ve bunu kapatıyoruz. Hani buraları bildiğiniz için biraz hızlı geçiyorum ama eğer hani yeni başlayanlar varsa videonun başından öğrenebilirler veya önceki videolarımızı takip edebilirler. Şimdi bakın, bu sefer de birinciye bu şekilde
sık iğneyle sabitliyoruz. Tersten alıyoruz sık iğnemizi sabitlerken. Sonra düzleştiriyoruz ve iki tane zincir çekip fıstığın tepesine bu şekilde tekrar sık iğneyle sabitliyoruz. Tekrar şimdi 4 tane zincir çekip bu şekilde bitirmiş olduk sabitleme işlemini. Şimdi yine 4 tane zincir çekiyoruz ve halkanın içerisine sık iğneyle sabitleyip 1-2 tane zincir çekip ipimizi kesiyoruz. Bu modelimiz arkadaşlar çapraz bir model. Yerleştirirken çapraz bir şekilde yerleştireceğiz. Yani yaparken motiflerinizi artı şeklini düşünmeyin kesinlikle. O zaman yanılırsınız. Bu şekilde çapraz bir şekilde olması gerekiyor modelimizin. Şimdi hani ben 4 tanesini sabitlemesini göstereceğim. Şimdi yine 3 tane aynı şekilde fıstık yaptıktan sonra alt tarafından sabitleyeceğiz. Bakın ilk yaptığımızı her zaman ikinci fıstıktan sabitliyoruz. Diğerini birinci fıstıktan sabitleyeceğiz. Şimdi bakın ikinci fıstığa sabitledik. Ve 4 tane zincir çekerek halkanın içerisinde zincirimizi indiriyoruz. Tekrar 4 tane zincir çekiyoruz. Ve sık iğneyle fıstık yaparak kapatıyoruz. Dörtlü fıstık yaparak. Şimdi 2 tane zincir çektik. Bu sefer ilk zincire bu şekilde ilmeğimizi alıp sabitliyoruz. Ve bir zincir çektim bu sefer. Yani siz elinizin yapısına göre bir veya iki zincir yapabilirsiniz. Ben sonradan bir zincir yapmayı tercih ettim. Şimdi 4 tane zincir çekip onu da fıstığın tepesine sabitledikten sonra ipimizi aşağı indiriyoruz. 1-2 tane zincir çekerek ipimizi kesiyoruz bu şekilde. Bu zincirin sebebi de sabit olması için, sonra o fazlalıkları içine saklayabilirsiniz. Şimdi renklerin tam zıttını yapacağız. Çaprazlama bir şekilde olacak. Buraya da turuncu ipimizle sabitleme yapacağız. Onun için de 2 tane fıstığı yaptıktan sonra şimdi tepeye 1, 2, 3, 4 zincir çekiyoruz. İlk fıstığımızın tepesindeki o çintiyi yaptıktan sonra diğer taraftaki ikinci çintiye bu şekilde sabitliyoruz. Ve bir zincir çekiyorum. Tekrar fıstığın tepesine zincirimizi sabitliyoruz. Çintiğimizi tamamlamış olduk. Şimdi tekrar 4 tane zincir çekiyorum. Bu arada tekrar kelimesini çok fazla kullandım galiba. Ama yaptığımız işlem zaten tekrardan ibaret. Onun için hani rahatsız olanlar varsa kusuruma bakmasınlar. Üçüncü fıstığımızı yaptık. 2 zincir çekiyoruz bu sefer. Ve buraya sabitleyeceğiz. İlk çintiye diyelim. Bir zincir çekiyoruz. Ve zincirimizi sabitliyoruz. Bu şekilde bakın. Şu fazlalığı keselim. Görüntü kirliliği yapmasın. Bakın böyle çapraz olarak düşünün mutlaka. Sakın artı olarak düşünmeyin. Artı olarak düşünürseniz yanılabilirsiniz. Çok fazla yanılırsınız. O zaman istediğiniz şekli veremeyebilirsiniz. Şimdi beyazı da 2 tane zincir çekerek sabitledim. Yani diğer çintiye birleştirdim. Şimdi 4 tane zincir çekiyorum. Ve zinciri halkanın içerisine sabitliyorum. 4 tane zincir çekiyorum. Bakın bu şekilde bu kısmı, tam orta kısmını bu şekilde birleştirmiş olduk. 4 tane zincir çekiyoruz. Son fıstığımızı yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 defa da çıkarttık. Ve fıstığımızı kapatıyoruz. 1, 2 zincir çekiyoruz. Ve ilk çintikten bu şekilde birleştirip sabitliyoruz. Ve şimdi
Yine 4 tane zincir çekip çintiğimizi boş bir şekilde yapıyoruz ve yine 4 tane zincir çekerek orta kısma bu şekilde sabitliyoruz ve ipimizi kesiyoruz. Ve bu şekilde motifimizi tamamlayacağız arkadaşlar. Zıt renkleri kullanacağız. Turuncunun altına beyaz, beyazın altına turuncu. Bu şekilde yapalım. Ve şimdi arkadaşlar 36 tane motif yapacağız bu şekilde. Biraz önce ezan okunduğu için ara vermek zorunda kaldım. Şimdi bakın 2, 4, 6 tane bu tarafta. Şimdi burada da 2, 4, 6 tane. Yani toplamda sağda ve solda 6 tane olması gerekiyor. Şimdi bunun alt kısmını göstereceğim. Bakın bu şekilde ipimi elimde ayarlıyorum. Şimdi ilmeğimi alıp 1, 2, 3 zincir çekiyorum ve bu şekilde ilmeğimi uzatarak fıstık yapıyorum. 2, 3, alt kısmı için 3 tane fıstık yapıyoruz. Bu şekilde hani normalde ikili fıstık yapacağız ama en altı için üçlü fıstık yapacağım şimdi. Fıstığımı kapattıktan sonra bir tane zincir çekiyorum. İlmeğimi uzatıyorum. Alttaki fıstığın tepesine bir iki defa çıkartıyorum. Bir de uzattığım ilmek var. Üçlü olmuş oluyor. Ama siz ikili fıstık da diyebilirsiniz. Bakın. Ama arasında mutlaka zincir çekelim. Eğer zinciri unutursanız zaten hani unutsanız bile yapamazsınız. Onun için buna dikkat edelim. Ve bu şekilde fıstığımızı yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar toplamda 17 tane fıstık yaptım. Biraz sonra sayacağım zaten videonun devamında gelecek. Ben şimdi buraya minyatür olarak yapacağım. Hani alt kısmının kare şeklini nasıl vereceğiz onu göstereceğim. Şimdi kenar duvarını hani yan tarafını fıstığını yaptım. Şimdi bu yan taraftaki fıstığın tepesine ikili fıstık yaptım. Dibine ikili fıstık yaptım. Ve yan tarafındaki fıstık boşluğuna ikili fıstık yaptım. Ve bu 3 fıstığı aynı anda bu şekilde kapatıyorum. Yani yıldız şekli vereceğiz arkadaşlar modelimize. Yıldızlarımızı yaparken de kare, yani tamamen kare bir lif yapmış olacağız. İkili fıstık yapıyorum ben. Hani zaten üstünde de motif olduğu için çok fazla ip israf etmeye gerek yok. Üçlü fıstık şeklinde her zamanki bildiğimiz yıldız sistemini uyguluyoruz. Üçlü alıyoruz. Tepeye, dibine ve yanına. Ve 2-3 fıstığı aynı anda bu şekilde kapatıyoruz. Bakın bu şekilde bir görüntüsü oldu. Şimdi yine tepeye, dibine ve yanındaki fıstığa bir tane fıstık ikili ve ikisini aynı anda bu şekilde kapatıyoruz. Bakın alt kısmını bu şekilde yaptık. 3, 4 olacak. Üst sıramızda 4 olacak. Bu sayıyı hiçbir zaman unutmayın. Alttaki sayı işlem neyse üstteki işlemde aynısı olması gerekiyor. Eğer hani artırma işlemi veya eksiltme işlemi yaparsanız kare görüntüyü veremezsiniz. Şimdi yan kısmını, yandaki duvarı diyelim. Yandaki fıstığı yaptık. İkili fıstığımızı kapattık. Tekrardan bunun tepesine, dibine ve yanına fıstık yapıyoruz. Ve 3 fıstığı aynı anda kapatıyoruz. Şimdi
Bakın yine üçlü fıstık yapıyoruz. Tepeye ikili fıstık, dibine, yanına. Üç fıstığı aynı anda kapatıyoruz. Yine tepeye aynı işlem. Dibine, yanına kapatıyoruz. Üçünü mutlaka bir zincir çekiyoruz. Her fıstığı yaptıktan sonra mutlaka zincirinizi çekin. Her kapatmadan sonra iki fıstığı yaptık ve yine köşeye bakın bu şekilde alttaki sayı ile üstteki sayı aynı. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Bu şekilde hani kenarlarda sanki böyle çaprazlama bir işaret varmış gibi ama onu hiç sorun etmeyin. Yani bütün bu kare şeklinde olan liflerde hep böyle bir görüntü olacaktır. Ama sizin önemli olan hani dikkat etmeniz gereken yer bu sayılar. Üst fıstıkla alt fıstığın sayısı bu önemli. Yine aynı şekilde tepeye, dibine ve yanına biraz hızlı geçiyorum buraları. Ve en son sıramızda kapatarak tamamlamış olduk. Bakın yine sayımız alttaki ile üstteki ve aralardaki hep aynı. Bu şekilde kare bir görüntüsü olacak. Şimdi bu şekilde bitirmiş oldum. Yani şöyle katladığınız zaman üçgen olması gerekiyor motifinizin. Buna dikkat edelim. Şimdi bu minyatürdü. Büyük hali de bu şekilde. Şimdi sayacak olursak biraz önce söylemiştim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Evet yanlış olmamış. 17 tane de yan tarafında olacak. 17 sıra. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bir sıra daha var. 17. Bu şekilde arkadaşlar motifimizi alt kısmını bitirdik. Üst kısmını düz tarafından motifin üzerine alttaki bölüme bu şekilde sabitliyoruz. Böyle. Hani isterseniz ilk önce altını yapıp üstünü sonradan yapabilirsiniz. Şimdi kenarını yapacağım. Hani alttaki motifle üstteki motifin aynı olması için. İlk önce altını yapıp üstüne göre motiflerinizi yapabilirsiniz. Elinizin yapısına göre değişebilir. Şimdi kenar çevirmeyi göstereceğim. Sonra da birleştirmeyi gösterip videomu bitireceğim. Önce örümcek yapıyorum. Tığın başına doluyorum. Hemen yandaki fıstık boşluğuna fıstık yapıp kapatıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Ve fıstığın tepesine sık iğne ile sabitliyorum. 3 zincir çekiyorum. Fıstığın tepesine sık iğne ile sabitliyorum. 3 zincir çekiyorum. Sabitliyorum. Ve bir zincir çekip örümcek yapıyorum. Ve hemen yanındaki fıstık boşluğuna sık iğne ile sabitliyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Ve örümcek yapıp tığın başına doluyorum. Hemen yanındaki fıstığa 1, 2, 3, üçlü fıstık yapıyorum. Fıstığımı kapatıyorum.
1, 2, 3 zincir çekiyorum. Sabitliyorum fıstığın tepesine. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. 3 zincir çekiyorum. Sabitliyorum. Zincir yapıyorum. Ve örümcek yapıyorum. Hemen yanındaki fıstık boşluğuna sık iğne ile sabitliyorum. Modelimizin kenar kısmı da bu şekilde olacak. Kenarların hepsini, dört bir kenarını bu şekilde sabitledim, yaptım, bitirdim. Şimdi sabitleme işlemine gelirken hani tam hizalayıp ölçüp ayarladıktan sonra ipimizi iğnemize takıp bu şekilde dikeceğiz arkadaşlar. Aslında dikmek pek hoşuma giden bir şey değil ama yine de bu motif için değer, yani bu lifimiz için. İsterseniz alt kısmını yaptıktan sonra hani şu çintik kısımlarından fıstıklara sabitleyebilirsiniz. Tabi bu da hani biraz daha usta olanlar için yani kolay olacaktır. Bu şekilde rastgele fıstıklardan, çintiklerden, teğel alaraktan, yani bir alttan bir üstten girerekten diyelim, bilmeyenler için bu şekilde sabitleyeceğiz ve bitireceğiz lifimizi. Bu şekilde oldu. Yapacak olanlara kolay gelsin.